devlet şahit, cumhurbaşkanı şahit, silahlı kuvvetler şahit, bütün komünistler uğraşıyor, çalışıyor. Niçin? Türkiye'de komünist bir devlet kurmak için. Çalışıyor herifler, çalışıyor. Çalışana mutlaka bir şeyler verir o. Senin de bir isteme hakkın, bir gayretin olmalı. Sen neme lazım diyemezsin. Sen Hazreti Allah'a lazımsın. Sen Hazreti Habibullah'a lazımsın. Neme lazım diyemezsin. Sen bu vatana lazımsın. Sen bu memlekete lazımsın. Sen Sultan Fatih'e lazımsın. Sen hayat-ı İslamiye için lazımsın, lazımsın. Neme lazım deme. Sen olmazsan millet olmaz. Sen olmazsan hükümet olmaz. Sen olmazsan devlet olmaz. Sen olmazsan cumhur reisi olmaz. Sen olmazsan ordu olmaz. Sen olmazsan belediye olmaz. Sen olmazsan hiçbir şey olmaz. O halde sen her şeyin aslısın burada, şu memlekette. Halksın, milletsin, vatandaşsın, isteyeceksin, hakkın var. İşte aziz müminler, asil Müslümanlar, neme lazım sözü bizi pis etmiştir, perişan etmiştir. Aile hayatımızı, cemiyet hayatımızı, ticaret hayatımızı haramlara, isyanlara batırmış çıkarmıştır. Lağım, bir lağım haline getirmiş cemiyeti. Neme lazımcılık. Onun için aziz ve asil kardeşlerim, mutlaka ve mutlaka bir hicret projesi, bir hicret programı, İslam'ı yayma, aşılama, her tarafa duyurma programı çizmek lazım. Bu hicri asrın en büyük çalışması bu olmalıdır. Kalkın şurayı kırın, dökün, yıkın, kaçın, dökün demiyorum. Hicreti içten içe yaşamanın programını çizin ve çalışın. Aziz müminler, işte kıldığımız mübarek vitir namazının son rekatında her gün her gün Allah'a bu manada söz vermiş değil miyiz? وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْتُرُكَ اللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي. Şu hale bak. Allah'ım ancak sana ibadet ederiz diyoruz. Aynı şekilde Sure-i Fatiha'da اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ayet-i kerimesinin tam izahı oluyor. اِيَّاكَ نَعْبُدُ derken aynı şekilde vitir namazındaki kunut duası da aynı. Nercu rahmeteke, hani son kunutun son cümlesini okuyorum. Nercu rahmeteke ve nehşâ azâbek. Allah'ım senin rahmetini bekliyoruz, senin rahmetini umarız diyorsun. Ve nehşâ azâbeke, senin azabından korkarız diyorsun. Hani bu korku? İnne azâbeke bil küffâri mülhikun. Senin azabın kafirleri ilhak edecek, kafirleri yutacak diyorsun. Peki niye o azaba katılıyorsun? Niye o rahmeti ilahiyenin tecellisi çırpınmıyorsun? Hicret şuuru nerede? Bakın, hicretle alakalı 3-4 ders yaptık da meseleye giremedik. Tarihi Allah Resulü'nün hayatında tecelli eden hicrete daha giremedik. Ve ben hicreti 10 sene anlatsam katliyen bitmeyecektir. Hicret o kadar mühim bir hadisedir. O kadar mühim bir hadisedir ki İslam tarihinde o kadar ehemmiyet verilmiştir ki İslam devletinin, İslam milletlerinin tarih başlangıcı, takvim başlangıcı olmuştur. Müslümanların takviminin başlangıcı hicrete dayanmıştır. Bu ne mühim bir hadisedir. Hristiyanların takviminin başı milada İsa aleyhisselamın doğumuna dayandırma iddiası taşımıştır. Müslümanların takviminin başı da hicrete dayanmıştır. Hicret ne kadar mühimdir burada? Onun için aziz kardeşlerim, hicret programı yapınız. Mutlaka bu hicri son sene içerisinde evinizde namaz kılmayan kimse kalmamalıdır. Hicret şuuruyla başlayın. Ve her delikanlı, her mi
zaman kardeşim, çırpınsın, çalışsın, program yapsın, bu senenin sonuna kadar en az 10 kişiyi namaza başlatın, en az 10 kişiyi içkiden kurtarın, İslam'ı aşılayın, İslam'ı aşılayın, İslam'ı aşılayın! Program çizin, boş durmayın bir dakika bile, mesulsünüz, mesul olacaksınız! Nercu rahmeteke, senin rahmetini rica ederiz ya Rabbi, umarız, bekleriz, isteriz ya Rabbi diyor. Ve nehşâ azâbeke, senin azabından korkarız, dehşete düşeriz ya Rabbi diyorsunuz. Ve Allah'a bile söz verip, kunut duasından, vitri vacipten sonra yatıyorsunuz, gidiyor. Ve bu söz verilen, verilen bu sözlerin ifası, icrası, edası mümkün olmuyorsa, Allah ile haşa istihza edilmiş olur. İstihza edilmiş oldu. Evet, işte aziz ve asil kardeşlerim, böylece yılbaşı mevzuunda daha duracağız tabii inşallah. Bu böylece geçiştirmiş olmayacağım yılbaşı mevzuunda müstakil ve dehşetli bir ders yapacağım Allah'ın inatıyla. Şimdiden etrafımızı ikaz edelim, işaret edelim diye söyledim. Böylece bu manaları, bu mevzuları da içine alan müstakil böyle derli toplu dersler icra edeceğiz. Hep birlikte, hep beraber çalışacağız. Daha fazla uzatmayın, vakit doluyor. Birkaç hususu arz edip keseyim. Birincisi, Müslüman hanımefendiler ısrarla rica ediyorlar, diyorlar ki camiden çıkarken, dışarıya giderken erkeklerle hanımlar iyice karma karışık oluyorlar. Sanki sinemadan çıkan o asiler, o günahkarlar gibi kadınlar erkekler karışık çıkıp gidiyor. Bunun önüne geçin diyorlar. Nasıl yapmalıyız? Siz bu hususta gayret etmezseniz ben ne yapabilirim ki? Bu hususu düşünün ve azami gayret gösterin. Karışmadan, İslami bir hava bozulmadan çıkıp gitmenin yollarının hususunda Allah için yardımcı olun. İkinci bir husus, kapılardan çıkarken Müslüman cemaatimizi sıkıştıran kişiler oluyormuş, bana söylediler. Bir takım gazete satanlar, kitap satanlar, şuyu buyu satan kardeşlerimiz, Müslüman tabii, hepsinin de İslami gayretleri var, aferin, çalışıyorlar. Ama kapının burnunun dibinde cemaati sıkıştırmasınlar. Taciz etmeyin, günahkar olmayın. Aşırı davranmayın, aşırı hareket etmeyin. Ölçülü, münasip, efendi olun. Efendi olun gençler. Osmanlı ecdadınıza benzeyin. Şımarık olmayın, çılgın olmayın, şaşkın olmayın. Ağır vakur olun. Bağırıp çağırmayın. Üçüncüsü, Müslüman hanımların çocuklar konusunda daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Çocuklar camiyi kirletebilir, çocuklar ağlar, bağırır, çağırır, huzuru kaçırabilir. Bunların tedbirini almadan camiye gelmeyin diye rica ve istirham ediyorum. Ve mutlaka orta kapıyı hanımlara tahsis etmiş bulunuyoruz ki, Allah razı olsun itaat ediyorsunuz. Ama çıkışlarda da dikkatli ve itinalı davranmayı ısrarla huzurunuzdan rica ediyorum. Mevlamız cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Haftaya buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzuruna topladın, huzuruna çağırdın. Kulluğuna, cennet ve cemaline cümlemizi layık eyle ya Rabbi. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek genç ihtiyar kadın erkek sırt sırta şurada bekleşen, ağlayan, dinleyen, İslam aşkıyla ve imanıyla coşan, taşan şu mümin kardeşlerimi İslami zafere kavuştur ya Rabbi. Her çeşit kazadan, beladan, fitneden, fesattan, hasetten, şirkten, küfürden, dalaletten, içimizdeki, dışımızdaki düşmanların tahribatından ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbi.